Allem ettiler, gallem ettiler. Beni prenses İlgem'i mutfağa soktular. Ama bir Arnavut olaraktan bize Bayburt usulü yaprak mantı yaptı. Düşüncelerinizi alabilir miyim Zehra Hanımcığım? Yiyince göreceğiz. Ay ben bir şey diyecek sizlerdim. Kocamın sülalesinin boyun altına gittim. Bakın kaç tane yufka açtı kadıncağız. Canım yengen, canım. Ama ben senin kocanın sülalesi değilim. Benim sülalem onlardan farklı. Ben de senin gibi onlara dışarıdan geldim. Selma Hanım iki tabak yağlı mantı yemiş. Şimdi sehpenin etrafını dönüyor. Mahalleli demiş ki koşunca yağları. Mahalleli demiş ki Selma ele bir koş yağların erir. Allah'ını seversen. Koca bir tepsi mantı bitti. Selma alam koş. Koştur anam koştur koştur koştur. Akşama da çayın yanında tatlı yersin. Bize yeter ki mantı olsun. Bir de mantıyı ekmekle yiyoruz. Hele annem yediğini inkar eden bir kadın. Paspas da kesmedi. Öyle sultan gibi geziniyor. Neyse o da birazdan bize mantı yapacak. Canım yengem. Yengeme de havuzun kenarında tur at demiş. Kadın havuzu tavaflıyor. Allah kabul etsin bacım. Her adımda günahların dökülsün inşallah. Amin. Ha, geliyoruz biz de birazdan. Biz hep mahallelinin ağzıyla hareket. Zanne mahalleli sana bir şey demiyor. Yok benim mahalleli beni serbest bıraktı. Ne müşak yumra senden Allah ne edin halim var. Umudu kesmiş biz de. Bak, çünkü niye bak. Yesem de yemesem de aynı. Evet altı görüm. Hayır yenge altı görümceden sonra anam bir daha et tutmadı. Evet etim. Benimkiler o kadar etkili olamadı demek ki. Maalesef evet, yarısıyla hemen ortalığı bizdik için.
Halam uykunu aldın mı? Aldım. İyi geldi mi spordan sonra? Nasıl yorulmuştu? 19 dakika koştu, 15 dakika uyudu ki. Millet yazmış ki Selma'la 19 dakika önce koşarken nasıl bir anda bu kadar çabuk uyuyabildi? Benim halam yeter ki... Hayır. O bebeksi uyuyuşun hala gözlerimin önünde. O nasıl güzel bir dalıştı. Allah sen bilirsin yarabbim. Annem de arkada sallanıyor. Hadi bu neydi? Kerem hala suya doymadı. Akşamdan bulaşıkla eline bırakılmış kirli tabak gibi suyun içinde dolanıyor. Teyzem de bugün bulaşık sırası ondaydı. Kolay gelsin bacım. Çay. Tut. Çocuk orada. İyi de siz iyi misiniz? Doloncuk çıkmış. Anne ne oldu? Vallahi billahi. Ha boğuluyorum, elimde tutuyorum burada. Kendimi salmıyorum yukarı. Ne bileyim ya oğlum. Ay. Öyle ısıyacak naylon kutu. Hay aklım gitti kız. İyi de siz iyi misiniz? Evet, kapıda bekliyorum. Haydi. Benim çıkmamda ne var? Hep bu işler Zeyrengin başının altından kalkıyor. Hadi gezelim. Ne yapayım? Ayakkabılarımı? İlikle. Ayakkabılarını... Bak tabii ben kendi ayakkabımı... Ne yaparsın işte? Ananınkini bağla mı? O kız, o da benim oğlum sanki... Ay ana, annemin kıskançlığını görüyorsun değil mi yenge? Evet, kıskançlığına bakarım. Ay yenge, sen de söylüyorsan bunu ben de anladım. 5 dakikada ortalığı karıştırdım, görüyorsunuz değil mi? Ama benim oğlum yenge. Allah'tan kork. Bak ben şey kendi şimdi kendim görüyorum. Sen koca evini temizletiyorsun, bir zahmet ayakkabını da kendin bağ. Öyle desene sen de kız yenge. Ay telefonum varken bağlayamadım. Bırak ya. Çekiyorum. Şimdiden de. Canım yenge, nerede yüzün güldü ki senin? Nasıl yüzüdür şimdi bak ya. Desene sen de çok ben kullanıyorum. Peki ne anlıyorsunuz? Şimdi mesela gideceğiz. Gittik yürüdük. Aa orada bar var, burada disco var. Evet, girecek miyiz? Bakacağız. Hayır. Gireceğiz. Mağaza var, girecek miyiz? Hayır. Evet. Restoran var, zaten yemek yedik, karnımız tok. En fazla yapacağımız bir dondurma yemek. Evet. Peki yani bu akşam gezmesini bize ne faydası ne var? Ne güzel işte, açılacağız, göreceğiz, seyredeceğiz. Her zaman böyle bir yere gidiyoruz. Sanırsın Rodos adalarına açılıyor. Neyse tamam. Yani ne alaka? Burası da Fethiye. Yalan tamam mı? Güzel de yani ne yapacağız? Dinlensin. Gezeceğiz şey. Kadir, gezeceğiz. Yenge sen İstanbul'da ne geziyorsun? Olsun. Her yerde gezeceğiz. Ben size demedim oradan. Yengem şimdi önden gidiyor. Selma alamadık ki baş buluyor. Önden gidiyor. Yani yer gezip duruyor. Bizi buraya akşam sürüyor. Hiç sorma. Sırf yani hatır kırılmasın diye geldik. Ne yapalım? Yengemiz, büyüğümüz. Hatırı kırılıyor. Aynen. Boş ver. Biz de böyle arkasında sürükleniyoruz. Sürükleniyoruz biz de Selma. Az önce düştük, kalktık, yuvarlandık. Yeter ki halam iki tane abisi. Yengem iki tane abisi. Bak şimdi biz arıyor. Arkasını çeviremedim kamerayı içeri. Alakam. Annem de tam bir yenge yalağı. Evet. Teyzemi de kapmış yani. Kadın var ya resmen Arnavut çetesi. Aha bizim çektiğimiz ekip. Şurada bir polis görürse yengemi şikayet edelim. Bizi zorla getirdi. Sen de az münafıklıyız. Sen ne yapayım oğlum ya ne Az önce çarşıda büyük bir kalabalığa denk geldim. Sağ olsunlar beni Sevgi Selin'e uğrattılar. Çok da memnun oldum. Dediler ki Fethiye'ye geldiğinizde çok memnun oldum. Bayağı böyle fotoğraf falan çekildim. Buradan da bütün Fethiye'lilere selam gönderiyorum. Ben de sizi gördüğüme çok memnun oldum.
görüp görebildiğim ya da görüşemediğimiz kim varsa şu an takip eden hepsine kucaklığımı, sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah eve gidene kadar yine sokakta karşılaşıp hepimiz kadar karşılaşacağız. Ben hep dedim ki yengemdir dedim, mecbur oldu hep o fitneyi çıkar. Hadi canım her dakika. Sen arkadan önden sağdan soldan her yerde finans. Canım yengem. Peki, hala. Hadi sen. Allah Allah ya, ne yaptın? Ne yaptın? Ne yapalım be? Kendini eziyetlerine katlanıyoruz. Anlat. Bir saniye ona ver. Bir saniye. Var etmedin. Ona geliyor mu kız? Ha? Oğlum işte serinletiyorum. Havuzda başınız yanıyor. Ha yok almadı. Ben kendimi korumaya altına alıyorum. Ver korkuyor. Adi köpek. Hadi babam hatırlar serinleyin. Bak bu daha iyi serinletiyor. Evet akşama ne pişirsem kavgası. Ne? Istakoz. Ben ne bilmişim. Halan düdüklüye vurursan ıstakoz. Bir şey diyeceğim. Dün aslında Selma Alan da mantıya yardım etti. Tek başına yapmadı. Ay nereye yardım etti ve bu da Selma Alan'ı vuracak sen diyor. Senle benim yaptığım işi. Tamam, hayır. Gerçekten kötü geliyor. Hadi canım. Ya, tebrik ederim. Yeri mi fark ettin? Yengesi yapıyor. Pişiriyor, getiriyor. Ama kim onu? Sadece ama kutuya koymuş yerine koymuş. Bak yenge sen. Tamam. Yemeği yap. Sana sofrada yardım edeceğim. Tamam sofrayı ben kuracağım. Hani yardım dedin ya. Ay ne büyük iş, ne büyük iş. Bakar mısın sen? Ne kadar güzel bir tatil. Gün güzel dedi de doğru. Ama yaptım ya, akşama bulaşıklar yayamıyorum. Benim de makine yıkıyor gerçekten. Ay millet diyecek Allah rızası. Biz gelelim yemeğini. Ama sonra bir de herkes soruyor ki bugün yemek sırası kimdi? Daha sabahtan soruyorlar. Ne yemeği? Siz de az değilsiniz, kaosu seviyorsunuz. Makarna var. Halam sen aynı yorulma makarna. Ben sana... Makarna var. Halam sen aynı yorulma makarna. Ben sana dışarıdan söylerim bir şeyler. Ay oğlan kurban. Sen adisin, yarın da söyleyeceğim o zaman. O halacı. Yarın mangal ya. Yapacağız zaten. Yok kusura bakma, yarın da hazır söyleyeceğim. Canım halam. Halana gelince... Bu akşam Atakan pizza söyleyelim. Ha vallahi. Ha pizza sevmiyorum ben, hayır. Ay, sen de ne var? O zaman pizza bana pizza alma, ben sevmiyorum. Kuru pizza ben de sevmiyorum. Kuru kuru. Sana dolapta o günden et ekmek var. Ben sevmiyorum. Havuzdan çıkmışım, çay demlemişim. Canım akrabalarıma. Yengem de kulağımın dibi nasıl güzelce pisliyor kırt kırt. Çayımı koymuşum, çayımı demlemişim. Kopur 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 bir kaynatmışım bir çayımı.
Canım Selma halam havuzdan çıkınca çayını içsin diye. Çünkü benim halam günde 3-4 vakit çay içen bir kadın ya. Hangi 3-4 vakit? Bir de Selma halam şöyle bir huyu var. Sabah kahvaltısındaki çayı mesela biz aygazın üstüne bırakıyoruz ya. Selma halam onu öğlen 12'de ısıtı tekrar şimdi. İçer. Yapma. Ama içmiyor musun hala? Hayır. Yenge sen hayır. Demiyor mu? Yenge içmiyor. Ya yok öyle bir şey ya. Sen de yokmuş, beni millete... Neyse yokmuş. Millete iyice beni şey ettin ha. Olanı söylüyorum. Bu da büyük bir performans. Yok, ama Halleli yok. Diyormuş ki içme Selma. Ay niye Allah'ın bir kullanmış? Bayak yok öyle bir şey. Nereden çıkıyor? Ya Allah vallahi tamam. İçiyor. Yeminle sabah kahvaltısındaki çayı ısıtıyor. Ay. Akşam mantıyı yaparken içtin ya. Dedemin cenazesinde 5 öğün çayı ısıtı işte. Bak.